Genlerin belli başlı canlı türleri arasında farklılık gösterdiğini biliyoruz. Bu farklılığı açıkça görebiliriz çünkü genler canlıların dış görünüşünü yani fenotipleri belirler. Ağaçtan yassı su kirpisine kadar farklı canlı türlerinin fenotipleri de birbirinden farklıdır. Fakat genler yakından ilişkili türler arasında da değişiklik gösterebilir. Tek bir böcek cinsindeki yüzlerce böcek türüne baksanız bile bu türlerin her birinin kendine özgü genetik yapısı olduğunu görürsünüz. Ancak bu videoda tek bir türün farklı popülasyonları ya da aynı türden bireyler arasındaki genetik çeşitliliğin nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Mesela yüzlerce farklı köpek türünü veya sayısız gül çeşidini düşünün. Bunların her biri Tek bir tür içindeki genetik çeşitliliği yansıtır. O türün içindeki her bir bireyi mürettebatla dolu bir gemiye benzetebiliriz. Kimi mürettebat üyesi dümende, kimisi motorlarla ilgileniyor ve kimisi de güverteyi temizliyor. Fakat her bir geminin mürettebatı birbirinden farklı. Gemiler uzaktan aynı görünseler de her mürettebatın kendine özgü farklılıkları var. Bu da o gemiye özgü farklılıklar yaratıyor. Geminin güzergahından, motorların ne kadar iyi çalıştığına ve hatta güvertelerin ne kadar temiz olduğuna kadar ince farklılıklar. Tüm bu gemilerin büyük bir filoda bir arada olduğunu düşünün. Burası adeta bir iş gücü havuzu. Her gemide her birinin farklı bir görevi olan bir sürü mürettebat üyesi var. Aynı bu gemiler gibi her bir organizma kendi içinde genetik yapı bakımından benzersizdir. Eğer popülasyondaki tüm bireyleri düşünecek olursak birçok farklı genin varlığından söz edebiliriz. Bir popülasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamına gen havuzu adı verilir. Belirli bir türün popülasyonundaki veya türün kendi içindeki genetik bilgi kümesinin tamamından bahsediyoruz burada. Gen havuzu ne kadar büyükse gen çeşitliliği de o kadar fazladır. Genetik çeşitlilik de o kadar büyüktür. Hatta çevresel değişimler söz konusu olduğunda, zorlu çevre koşulları oluştuğunda o popülasyondaki bazı üyelerin hayatta kalma hatta gelişme ihtimali de o kadar fazladır. Çünkü bazı bireyleri hastalıklara, iklim ve çevre koşullarına karşı dirençli kılacak bir takım özelliklerin görülme ihtimali fazladır. Daha önce doğal seçilimin bu şekilde işlediğini öğrenmiştik yani doğal seçilim dediğimizde güçlü olanın hayatta kaldığı ve seçildiği, güçlü özelliklerini sonraki nesillere aktardığı bir düzenin işlediğini biliyoruz. Şimdi de bu kavramı popülasyonun büyüklüğüyle ilişkilendireceğiz. Temelde bir popülasyon ne kadar büyükse, o popülasyonda hayatta kalmalarını sağlayacak bazı benzersiz gen kombinasyonlarına sahip bireylerin olma olasılığı da o kadar yüksektir. Peki, gen havuzu çok daha küçük olduğunda, başka bir deyişle gen havuzu sığ olduğunda ne olur? Vahşi doğada izole edilmiş küçük bir canlı popülasyonunda bunun örneğini gözlemleyebiliriz. Bu popülasyondaki bireyler üremek için yakın akraba üyeleriyle çiftleşme eğiliminde olur. Daha doğrusu çok seçenekleri yok. O yüzden eş seçimleri de bununla sınırlı. Böyle bir durumda bireylerin genetik yapısı giderek tek tip bir hale gelir. Daha da kötüsü, bu bireylerin genetik bilgilerinde taşıyabilecekleri kusurlar veya sakatlıklar o popülasyonda daha sık görülmeye başlanır. Bu da soy içi üreme olarak bilinir. Araştırmalar yalnızca ekosistemlerde bulunan çok sayıdaki türü değil, aynı zamanda bu türlerin popülasyonları içindeki çok sayıda bireyi de korumanın genel olarak biyoçeşitliliği korumak için önemli olduğunu gösteriyor pek çok farklı araştırma tehlike altındaki bir türün nesli tükenmeden önce o tür içindeki genetik çeşitlilikte bir düşüş, gen havuzunda bir azalma olduğunu göstermiştir. Yani belli bir tür içindeki genetik çeşitliliğin azalması bir sorun olduğuna işaret eder. Türlerin doğal yaşam alanlarının bozulması popülasyon büyüklüğünde bir azalmaya neden olabilir ve bunun sonucunda o türün bireyleri arasında soy içi üreme görülmeye başlar. Bir türün popülasyonu neredeyse yok olacak kadar küçüldüğünde, türün genetik bir darboğazdan geçtiği söylenir. Amerikan bizonu buna klasik bir örnektir. Bizon popülasyonundaki düşüş, bizonların genetik çeşitliliğini azaltmış ve bu da onları çevresel değişikliklere ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirmiştir. Tıpkı nesli tükenmekte olan bir türü geri getiremediğimiz gibi, o türün nesli tükendiğinde veya benzersiz genetik kombinasyonlar taşıyan bireyleri öldüğünde o bireylerin sahip oldukları genleri de geri getiremeyiz. İnsanlar vahşi yaşam alanlarını işgal ettikçe popülasyonlar ve beraberinde gen havuzu da küçülür. Bu durum ortaya çıkan zorlu koşullar ister doğa kaynaklı, ister insan kaynaklı olsun, o popülasyonun bu zorlu koşullara yanıt verme seçeneklerinin de azalması anlamına gelir ekosistem hizmetlerine dair görüşler genetik çeşitliliği koruma fikri etrafında toplanır. Genler, tıpta, gıda alanında kullandığımız, hatta enerji kaynağı olarak kullandığımız maddelerin üretimini kontrol eder. Genetik çeşitliliğin korunması, vahşi popülasyonlarda yeni maddelerin bulunmasını ve hali hazırda sahip olduğumuz faydalı maddeleri de elimizde tutabilmemizi sağlar. Tarımsal açıdan önemli türlerdeki genetik çeşitliliğin azalması, İki şekilde gerçekleşir. İlki yapay seleksiyon dediğimiz insanların kendileri için işlevsel bulduğu özellikleri barındıran türleri seçmesiyle olur. İkincisi ise koca bir ekosistem içerisinde sadece birkaç türe bağlı bir yaşam sürmemizden kaynaklanır. Örneğin gıda ürünlerimizin %90'ını dünya üzerindeki sayısız bitki türünden sadece yüzü oluşturuyor. Bunların da arasından yalnızca üç farklı besin Mısır, pirinç ve buğday insanlar tarafından tüketilen enerjinin %70'ine yakın bir kısmını oluşturuyor. Bunlar tükettiğimiz bitki proteinlerinin %50'sini kapsıyor. Peki ya temel besin kaynağımız olan bu üç türden biri bir hastalığa maruz kalırsa ve genetik direnç gösteremezse neler olur? Hiç düşündünüz mü? Böylesi bir durumun yaşamımız üzerindeki etkisini düşünmek bile istemeyiz.